Efendim hoş geldiniz. Bu kalanlar oyunu. Bende bir şey var mı kalanlar oyununun? Burada. Evet. İşte çok acayip. Bunlar fotoğraflar değil mi? Bir video yok elimizde. Çok hoş bir kız değil mi bu karizmatik? Gözleriniz şehla mı? Öyleyse peki, de çok güzel çünkü böyle itibat ediyor. Hayır. Evet. Bu gözlerinizdeki baygın ifade nereden geliyor? Böyle bir tarihi yani değil mi bu eski Amerikalı film çok yıldızları gibi bir romantik baygın bir ifadesi var. Yok baygın mu? Baygın ve romantik. Yani mesela şeyine çok gazozuna zarif uyku ilacı atmışız gibi oturmuyor mu sabahtan beri masaya? Evet öyle. Sakinim diyelim ya. Ama hayır öyle. İfadede bir şey var. Bir göz boyası ya da kalemden dolayı mı acaba? Yok biraz olabilir belki bilmem. Yani gözünüzde şehlalık var yok mı? Yok aslında yok. Bazen şey çok hafif fark edilmeyen bir şehlalık o Hollywood yıldızlarının baygınlığını evet, verir aslında. Evet, evet. Ya o aşık anlıyorum olunan gözler var ya onlar çoğunlukla şehladır. Evet evet biliyorum şöyle hafif. Var mı sizde o? Bazen bazı fotoğraflarımda görüyorum evet. Annenize babanıza falan sordunuz mu bu konuyu yok, hiç? Yok sormadım. Doğduğunuzda bir şey olmuş mu? Yok yani özel bir durumum yok gözümle ilgili. Evet bence de yok. Fakat bir şey var. Sanki mesela bana göre soldaki gözünüz bana bakıyor. Diğer göz burada değil gibi bir ifadeniz var. Acaba duygumla mı ilgili bir şey? Burada mesela, buradayım. Evet şimdi de şimdi neredeyim? Buradayım. Şimdi bu gözünüz sol bak, Seyyal'e bir bakar mısın? Seyyal bak. Sol göz net bize bakıyor, sağ göz bu göz başka bir dünyada aşık gibi. Yani o birazcık gözünün kapak şekli, yapısıyla evet, ve şekliyle şekli alakalı. Aynı hekimini ara. İkisi aynı. Bir randevu alayım ben 180 ama kaçtı. Yapısı farklı. Buraya yapar mısın? Buraya İki yapar gözün mısın? Yapısı farklı. Bak, bu göz bak bu göz çok güzel bir göz burada değil. Bak bu göz bize bakıyor farkında evet, mısın? Evet, şurada bu göz net bu göz değil. Ama göz şekli ama farklı şekli sanki. Göz işte bebeklerinde değil de. Yüzünü bakıyor. Şekli. Hayır bir göz. Melankolik bir hali var. Her neyse çok güzel bir göz öbür gözden farklı bir dünyada. Evet. Yani kadının evet, yarısı burada yarısı yok. Modeli kadının gözü yok. Evet haklı. Şekli farklı. Modeli mi farklı gözü? Evet evet. Modeli de herhalde kesimi farklı öyle. Evet. Kesimi. Sonradan mı nakil mi yapıldı? Güzel bir nakil yok. Olduğu haliyle çıktığım haliyle bu yani. Çok acayip değil mi? Evet, bu oyunculukta falan çok acayip olur. Avantaj. Çok avantaj. Çok güzel. Yani evet, çok böyle fark ettiğim, üstüne düşündüğüm bir şey değildi ama. Evet. Artık üstüne düşündüğümüz hep beraber düşünüyoruz. Kullanabilirsin, evet. Evet. Peki, diyorsunuz ki siz ne kadar iyi olursanız olun, kamera sizi doğru çekemiyorsa geçmiş evet olsun. Tiyatro biraz daha kendimin kotarabildiği bir alan bence. Evet, evet. Yani şansa bırakmıyorsunuz. Sanat yönetmeni, görüntü yönetmenine ya da yönetmene bırakmıyorsunuz. Tiyatroda kontrol sizin elinizde. Yo tabii ki kontrol yönetmenin elinde ama yani ben sinema filmlerinde çok fazla oynuyorum ve hani çok inanarak yaptığım, çok inanarak oynadığım karakterlerin iyi çekilemediği için sonuç olarak filmin bile nihayetine ulaşamadığı durumlar yaşadım zaman zaman. Bazen çok oluyor mu acaba ya burada bu içime sindiği gibi de oynuyor. Ben bunu böyle okumamıştım bu senaryoda ama niye bu karakteri bana böyle oynatıyor yönetmen dediğim sinema filmlerinde yaptığım şeyin çok yerine oturduğunu ya da filmin çok tamamıyla gerçekten iyi çıktığını deneyimlediğim durumlar oldu. Bu aynı anda bu kadar çok işte çalışmanızın nedeni herkesin sizi tercih etmesi mi yoksa bir borcunuz falan mı var? Bir borcum yok çok şükür. Yani bu mesela şimdi bu Fox TV'de Gül Cemal dizisi başlayacak. Orada oynuyorsunuz. Blue TV'deki Meta Aşk. Yazın çekildi o. Yazın çekildi. Eylül Ekim'de girildi. Evet. Bu yani orada da sanki onlar yetmiyormuş gibi bir de işte bu tiyatro oyunu. Bir de Ocak'ta yayınlanan Şahmaran'da. Şahmaran'ı da zaten 2021. Aslında şimdi hepsi arka arkaya giriyor ya. İnsanlar zannediyor ki ben her yerde oynuyorum falan. Hmm. Hani değil mesela şimdi 2021 Eylül Ekim Kasım Aralık Şahmaran'ı çektik. Evet. Sonra arada film ler oldu. Şimdi bir tanesi İKSV Film Festivali'nde yine falan. Hmm. Sonra yaz geldi. İkinci sezonu çektik. Yazın o bitti. Blue TV'deki o Meta Aşk oldu. Hmm. Sonra bir 2-3 ay içinde zaten oyun çıktı. Şimdi de diziye başladım. Yani
aslında evet. Sıralı gidiyor yani. Evet, ayrıca da çok yaşlısınız. Ta 2012'de Gözetleme Kulesi filmindeki Seher rolüyle Adana Film Festivali'de dahil birçok ulusal uluslararası festivalde en iyi kadın oyuncu ödülünü evet, biraz yaşlı. Kazanmışsınız. 2012'de olmuştu. Evet, 2012'de olmuş. O güzel filmden bu. Evet. 2006 yılından bu yana yönetmenlik de var. Hı hı. Evet. Güzel Günler, Bir Zamanlar Osmanlı, Kıyam, Sevdalık, İstanbullu Gelin, Tehlikeli Karım, Hizmetçiler gibi dizilerde rol almışsınız. Peki, ne çok güzel. Böyle kendinizi ortaya çıkarmaktan şey mi yapıyorsunuz, imtina mı ediyorsunuz? Aslında öyle değil, öyle gibi duruyor. Biraz böyle ben sanki saklanıyormuşum da böyle çekiştirdikleri zaman... Böyle bir ciddi, zaman... kurumsal, sanki Unilever ya da Procter & Gamble'da yöneticiymiş gibi bir havanız yok mu? Öyle bir havaya bürünmeye çalışıyorum ama olmuyor. Yapmaya çalışıyorum, pek tutmuyor. Ya öyle değil aslında, saklanmak Allah. Falan değil de bir yerlerde neler size bir ihtiyaç... Neler benzetiyorsun yani, neler benzetiyorsun? Hayır, mesela ben... Aklım ben mesela Nilay'ı hakikaten şimdi şey yapmıyorum. Mesela hani mesela bir filmde görüp hayran kalabilirim ama... Mesela evet. Geliyorum işte evet. Burada televizyona gel. Mesela benim gelişimde bir hava falan. Var. Yani ha. Bir akıl hastası geliyor evet, filan gibi belli, derler. Belli. O telefonla konuşuyordu orada böyle orada kurumdaki çalışanları azarlıyormuş gibi bir suratla böyle orada bir yönetici duruyordu. Durumu. He, yönetici durumu yani. Ya, karşılaşmamız kötü oldu evet. Yani böyle bir de o sahneler hep şey. Hayır ben merhaba dedi. Merhaba filan dedi evet. Böyle. Ay öyle yapmadım ya. Falan, evet. Yani şey öyle bir ay bana da öyle yaptı şey. Bak doğru söylüyorsun. Yaptı mı? Evet. Evet. Biz sanatçılar zaten bunu anlamıyoruz. Şey. Aynen öyle. Öyle yap. Girdim bana da öyle yaptı. Merhaba diye girdim ya öyle yapmadım. Hayır öyle şeker tatlı ufarak kız durumun yok canım. Hiç öyle gelmedim böyle bir hava. Hiç öyle geldi. Gelmedi. Müdüre hanım. Bugün iki konu var düşüneceğiz. Bir gözler bir tavır. Yok ben gülümsüyordum aslında da bakamıyorum ya oradan siz. Gözüme espri yapıyorum ya. Ayrıca da. Espri. Biliyorum. Ayrıca da şeyi de var böyle bir arogansı da var mesela evet, şöyle evet. Diyor. Oyun yönetiyorum ara sıra. Yönetirken işte, de ara oyuncuların ama. Çıkaracağı şeyleri hevesle takip ediyorum. Ama hiç yönetmen sıra. Olayım diye bir hevesim de olmadı. Bana proje geliyor niyeyse. Ya wow. Bu arogans. Wow. Şimdi şöyle bir şey bir var. Bir de Cumhuriyet gazetesiyle konuşuyor. Siz bunu daha iyi bilirsiniz ama şimdi bir şeyi böyle konuşurken sen diyelim birbirimize. Sen daha iyi bilirsin. Yani şöyle konuşurken hani anlatılan şey yazıya döküldüğü zaman tonlama başka bir yerden çıkıyor çok ya şimdi. Çok fena olur. Evet. Yani bu öyle bir şey. Yoksa gayet komik. Ya röportajı yapan kişinin oyun da yönetiyorsunuz hatırlamıyorum neyse dediği anda ya evet niyeyse arada bana böyle bir teklif geliyor. Ben de yapıyorum aslında. Çok ama şeyi doğru. Seviyorum hani yönetmenlik çalışırken diyeyim oyun sırasında hani oyuncular bir şey yapınca böyle hani bir oyuncu olarak dışarıdan o serüvene dahil olmak beni evet. Heyecanlandırıyor. Sonuç hali çok bu cümle güzel. Yani tabii, şimdi tabii. Böyle okuyunca da böyle nedense bana hep da teklifler olursun. Geliyor falan gibi okunuyor ama öyle değil yani. Çok güzel savundun yani. Kendini. Tamam. Bence ama bence bir fena halde bir yönetmenlik şeyi var. Bu içten içe bir şikayette bulunmuş yine röportajda. Diyor ki metin okurken analitik zeka önemli. Çünkü her rol başrol değildir. Oynadığın her durum o kadar da önemli değildir. Bunu algılamak için metnin bütününü okumayı bilmek lazım. Bu benim yani tiyatroda oyuncu arkadaşlarla en çok konuştuğum şey yani birader yani bazen suratlarına da söyledim ya o kadar mühim bir tip değilsin. Yani bu sahnede 20 kişi bulunması gerektiği için yani o da sana neydi? Da replik yazılmış filan burada duruyorsun yani hani bu çok hani senin önemli olduğun ve repliklerini böyle mahar diye söylemen gerektiği anlamına gelmiyor yani. Mühim bir şey söylemiyorsun İşte çünkü. Bu ama işte olayın... Bunu, buna benzer alakalı. Bir şey mi kastediyorsunuz? Şunu sormuştu röportajı yapan kişi. Nasıl çalışıyorsunuz karakterlerinize? Hani dedi. Ben dedim şimdi her karaktere göre değişir yani. Öbür karakteri bilmem ne türlü çalışırım. Bunu başka türlü çalışırım. Yönetmenin dinamiğini bileceksin. Yani yönetmen ne istiyor onun dünyasını anlayacağım. Senaryoyu anlayacağım. Hani ona göre bir şey inşa edeceğim. Yani bütün karakterlerimi oturup günlük yazıyorum sabahtan akşama. Yok sadece ezberleyip gidiyorum falan gibi bir şey yok yani. Hani bu gerekliliğe hizmet etmek kesinlikle zaten oyunculuk denilen iş bu. Kesin. Olayın bütün örneğin yani dedim yani her rol başrol değildir yani. Ki. Hepsini aynı yerden sürüyor. Her sahne birbiri kadar önemli değildir. Kesinlikle. Anlatırken kesinlikle. Ki güzel bir özet yine o. Kesinlikle. Ama evet şeye katılıyorum yani bence analitik bakmak lazım. Çünkü o genel şeyi empatiyi yönetmenin zekasıyla kuramadığınızda bence işleri biraz zorlaştıran bir oyuncuya dönüşüyorsunuz evet. Yani. Ama oyuncuların yani bir aslında bu iş için bu işe uygun olarak
doğdukları ve başka çareleri olmadığı gibi bir şey var. Mesela burada toprakta ne kadar güzel görüyoruz. Çünkü oyuncularda da böyle bir motivasyon var aslında, değil mi? Hı hı. Yani diyorsunuz ki bir röportajda sizde 2 yaşında masanın üstünde yağdır Mevlam su söylüyormuş. Bu sizi şey değil mi, kontrole almaları gerekiyormuş. 13 yaşında başladım mesleğime ben. Özür dilerim, duymadım. Erken kontrol altına almaları. Evet. 13 yaşında başladım mesleğime ben. Okul hayatımda da dans, müzik devam etti. Müzikal oyuncusu olmak istiyordum hep. O yüzden öyle yetiştirdim kendimi diyebiliyoruz. Evet, diyorsun. Evet, evet. Çünkü ya şöyle bir şey, ben... Yani siz önemsizliğe katlanır mısınız mesela? Yani bir, mesela diyelim ki, ya tabii şu andaki kariyerine katlanmazsın da. Yani mesela diyelim ki o sahnede bir takım kadınlar diye bir şey var. Hı hı. Mesela... Ama sen de motivasyon olarak yani 2 yaşında yağdır Mevlam su söylüyorsun. Yani şeyde 2 yaşında. Yani orada mesela herhangi bir kadını oynar mısın? Oynarsın ama oynamak istemezsin. Ya da oynarsan oradan yine bir şey yapmak istersin. Evet. Ha. Çünkü yani ben özellikle doğduğuma inanıyorum çocukken. Bu bir kod, oyunculuk dediğiniz ya da müzik dediğiniz ya da dans dediğiniz sevgi şey bence bir problemi var mıydı mesela ailede? Hiç yok. Çok da, yani çok saygılı ve çok dengeli bir sevgiyle büyüyen bir çocuğum. Bu işte sevgi problemi olmayan çocukların sanatçı olmasını ben anlamıyorum. Yani çünkü herkeste bir arıza olması lazım. Yoksa çünkü bu sanata niye heves etsin? Yani aslında bu sevilmemiş çocukların böyle dünyayı yakmak üzere harekete geçip yani geçmişte sakatlıkları olan sevgisizlik ya da hayatında büyük travmalar olan çocukluk travmalarından sonra herkes bu işe giriyor. Çünkü bu bir şey var. Böyle cici çocuklar, yani cici büyütülmüş çocuklarda bu yok. Bir tür hani çok sevilmemeyi de nefret edilmeyi de göze alarak çok sevilmeyi istemek. Ben görünür olmayı çok seviyorum. Belki de sevilmeyi çok sevdiğim için hani böyle bir şey seçtim, bilmiyorum. Evet. Ama ben çocukken kendime bunu çok sordum. Konservatuara girdim, gene sordum. Ya benim bir arızam olmalı ama nerede yani? Yok muydu? Ya, diğerlerine göre, diğerleri çünkü berbat çocukluklardan gelen tipler var. Benim çocukluğum çok sağlıklı. Ve yani çok gerçekten hani çok sevildiğim bir çocukluk demek de istemem. Çok dengeli sevildiğim bir çocukluk geçirdim. Sadece kendimi nasıl anlatmalıyım? Var etmek bana aşırı zevk veren bir şey. Görünür olmak, işte sahne üstünde olmak, birilerinin beni izliyor olması beni çok motive eden bir Senin şey. Senin çocukluğun nasıldı? Çok hareketliydim. Ya anladık onu. Bize şeyleri anlat. Kötülükleri anlat. Yok yani. Yok, kötülük anlatamam. Yani hani çok yaramaz bir çocuk değildim ama Hayır, bir şey yok, bir sevgisizlik, bir şey, bir arıza. Yok. Çok yani sevilen. Yani böyle seni sahnede böyle içine bir makina takılmış gibi ama böyle ama bir şey. Bu genetik bir şey sanki böyle, ne bileyim. Evi yani. Hepsi, bütün ev zıplıyor muydun yok, sen anneanneden? Hayır. Babam ya. Çok iyi dans eden, çok böyle bilmem ne. Yani ailede çok musiki şinas bir aile olduğu için bizimkiler çalarlar söylerler falan filan. Oradan tabii kodlanmış bir şeyler mutlaka. Evet, bu sanatçı aile olarak. Meselesinden. Evet ama. Ama o bak şimdi o yani bize yakın nesiliz ama bu nesil şey yapmaz. Kendi arızasını anlatmaz, bundan hicap duyar. Hayır arıza diye bir şey yok. Ben sevgiyle büyümüş bir çocuğum yani. Hiçbir arıza. Ya benim babam da ressam mesela. Tamam Mabel, sen ben aradığın kişi benim bu masada. Sensin evet. Mabel anlat. Yani bütün bu acayip şarkılar, bu insanların yani içine giden şeyleri yapmanın bir nedeni olmalı. Evet, yani o biraz önce saydığın şeyler vardı benim çocukluğumda. Öncelikle ifade problemi vardı, yani kekemelik dev bir problem ve konuydu. Bence de çok ciddi bir problemmiş. O beni böyle kendi içime kapattı ve işte kitaplarla, müziklerle falan haşır neşir olmamı sağladı. Babam tır şoförüydü, hep yollardaydı. Yani evde baba yoktu, annem hem baba hem anneydi. Oralarda bir şeyler tabii kafada oturmadı tam ve zannediyorum bütün bunların toplamından çıktı. Benim söyleme ihtiyacım, müziğim, müzikte kullandığım dil, arayışım, sevgiyi hala arıyor oluşum, bir sürü şey yani. Herkese bambaşka hikayeler var da.
Sende neler var? Misal şey diyeceğim, hani biraz genelleyeceğim ama hani genelleme yapmak da pek doğru değil. Önceden ben drama dersi verdim. 3-5 yıl kadar yaptım vakti zamanında. Yani drama dersi mesela zorunlu olsa, zorunlu espri için söylüyorum. Zorunlu olmaz zaten. İnsanlık için. Oynarlar ya. Çocuklar çünkü hepimiz çocuktuk ve çocukluğunda daima dramatik bir şekilde oynarsın yani. Her şeyle flört edersin. Ne zaman bu zemini aldık altlarından, bizden alındı, kompleksi varlıklar haline geliyoruz ve yeniden görünür olmaya çalışıyoruz. Bu bazen sanat oluyor, bazen sepet oluyor, bazen başka bir şey olabiliyor yani. Belki de sorun öyle bir şeydir, bilmiyorum. Bizim bugün sevgi kompleksi diye, varlıklarız aslında yani. Sevgi diye betimlediğimiz şey çocuğun hissettiği şey mi acaba? Anne şefkat gösteriyor olabilir, koruyor, kolluyor olabilir de acaba çocuğuna gösterdiği şey çocuk onun istediği gibi anlıyor mu? Yani, yani belki sizin durumunuz da böyle olabilir ya da insanlığın, çocukluğun durumu da böyle olabilir. Bana sevgi diye gösterilen şeyi ben hatırlıyorum. Bazılarını sevgi olarak algılamazdım. Önüme bir engel ya da bir samimiyetsizlik. Halalarım, yengelerim, annem, babam. Bunun sevginin tam olarak, kavram olarak ve his olarak ne olduğunu anlamak lazım. Belki de ben sana hak veriyorum bu konuda. Eksik kalan bir şeyleri tamamlamak üzere çıkıyoruz meydana. Ve risk alıyorsun. Yani herhangi bir işi yapamayacağını düşünüyorsun. Hı. Yani bir şirkette çalışmak ya da ne bileyim mesela toplumda saygı gören, eskiden saygı gören meslekler yok muydu? İşte mühendislik, doktorluk, mimarlık falan filan. Evet. Onlarla olmayacak gibi. Peki bir şey, bir de Nilay, bu yoga yapmadan sahneye çıkmam nasıl bir şey ya? Çok seviyorum yoga yapmayı. Çok iyi geliyor bana. Keşfettiğim zamandan beri çok böyle hizmet etti yani. Sonra da fark ettim, zaten çok bilinen bir şeymiş oyuncuların hayatlarında falan. Yani çok böyle apar topar gitmediğim bir günse, bir de ben şey ritüelini çok seviyorum. Hani kulise gideyim, hazırlanayım, ısınayım, oyunuma çıkayım falan. Ben de o hiç yok. Bizim mesela Selçuk Yöntem'le Amedeus oynadığımız zaman da benim odam onun yanındaki oda. Tabii o çok büyük hoca olduğu için ona bir daha büyük şey. Ondan sonra kulis, ama orada zirvedeki yalnızlık, kral gibi oturuyor tek başına. Benim kulis kıraathane. Herkes kız arkadaşını, oğlan arkadaşını gelip bana park ediyor. Bütün içilmesi yasak olan şeyler, işte şunlar bunlar bende içiliyor. İşte, ondan sonra oyundan önce falan filan. Ve nasıl biliyor musun, yani o bir kişi olmam gereken kuliste birkaç arkadaşla getirdim bu önce. 30-40 kişi, bütün ekip, müzisyenler bilmem neler, herkes orada. Şimdi oraya ben çok iyi bir oyuncu Tansu Biçer'e devrettim. Ondan sonra Mozart rolünü. Tansu da aynen senin gibi yoga yapıyormuş. Bu geliyor böyle evden. Ondan sonra odasına kapanıyor. Nerede bu? Yoga yapıyor. Yoga yapıyor diyorlar. Bazıları rabıtasını, sağlamlığını öyle sağlıyor. Abi. Uyumu öyle sağlıyor. Sizin kulisi oldu mu size? Tertemiz bir yer. Dolayısıyla o genel bir o kıraathane havasından çıkmış onun. Sen de o zaman zirvedeki yalnızlık yani. Yo yani yalnız sahnede yapıyorum ben mesela. Kulise kapanmıyorum. Öyle bir şey yok. Kulisteki odanıza gelip oturursunuz ve kimse sizi görmez. Yo ben şey severim kulis paylaşmayı. Yani güzel enginayla paylaşıyoruz hatta kalanlarda. Yani öyle bir şeyim yok da. Şeyi seviyorum. Bir de ben böyle sakatlıklar falan çok yaşadım geçmişte. O da ben de böyle bir sahneye çıkarken, ama okuldan mezun olduğumdan beri de hep oynadım tiyatroda. Yani hiç ara verdiğim bir sene olmuştu. Şehir dışında bir dizide oynuyordum o yüzden. O sakatlık sonrasında bir korku gelişmişti. Yoga hayatıma girince onu da aşmama sebep oldu yani. Bu yoga ben hiç yapmadım. Yani yapalım bir şey, bu yoga yapınca ne olacak böyle? Benim yogaya geçen arkadaşlarımda ben çok eleştirdim onları. Şimdi böyle bir şey denersem fena. Söylemeyiz kimse. Ya yoga dediğiniz şey stretching zaten. Yat şurada, uzan, stretching yap. Bacağını kaldır, kolunu kaldır, esne esne esne. Alsa da yoga. Yoga dediğin ne yani? Şimdi bir program yapmıştık. O zaman Rütük televizyonumuza kapatma cezası, bizim programa ceza vermişti. Çünkü bir İngiliz hanımdı galiba, o gelmişti de o demişti ki işte ya bu rahatlamanın başka bir yolu yok mudur falan diye ondan sonra söylemiştik. Çok yolu var. Kadın da İngilizce demişti ki benim, ya da Türkçe demişti İngilizce o şey. O nasıl bir şey? Onun da büyük gurusu, yogisi, yogosu demiş ki ona işte jest bilmem ne, burada söylersek burayı da kapatırız. Kapatırlar. Ondan sonra o da olur falan demişti. Ben de onu tekrar etmiştim. Sonra bizi kapattılar. Hayatım ben Hindistan. Bu da benim travmam. Sonra oyuncu oldu bu. Peki çok güzel bu. Harikulade. Şimdi
efendim gelelim diye, size. Evlilik nasıl gidiyor? Gayet. Ne zaman boşanıyorsunuz? Evet. Sevgiliyken ne zaman evleniyorsunuz? Tabii, kaç sene oldu evleneli? 6. yıl. Oo, birliktelik 10. yıl. 10. yıl. Tamam. Evet. Süper. Çok acayip. Şey. Boşanmayız diye düşünüyoruz. İyi anlaşıyoruz. İyi anlaşmaya başladık daha doğrusu. Ha, iyi anlaşmaya başladınız. Evet. Peki nasıl şöyle bir kalıplar var mesela? Sizin gibi göz önünde olan insanlar filan gibi bir kalıp var ya mesela. Siz göz önünde olan insanlar bütün gün göz önünde olduktan sonra ne yaparsınız mesela akşam eve gidince? Yani gündelik rutin hayatımızı yaşıyoruz. Zevklerimize vakit ayırıyoruz. Arkadaşlarımıza vakit ayırıyoruz. Mesela televizyon seyrederken pırtlar mısınız? Göz önünde olan insanlar. Evde televizyon olarak yok ama pırtlarım evde. Evet, evet, anladım, peki. Pazara çıkıyor musunuz? Evet, çıkıyoruz abi. Tırnaklarımı da kesiyorum. Evet, çok acayip bir şeymiş bu. Peki, nasıl çok neyse acayip yani ha? İnsan gibi yaşıyorlar işte. Ne yapsınlar yani, çocuklar? Yani bu konuda müzdarip olduğum dönemler oldu. Mesela ne tarafa koyuyorlar bilmiyorum. Sağa mı koyuyorlar, sola mı koyuyorlar, yukarı mı koyuyorlar? Farklılaştırıyorlar bizi. Ben de o müzdaripliği kırmak için birçok gündelik hikayemi anlatıyorum. Böyle. Kaynaşıyoruz. Yoksa işte sen de evlendin. Belki evliler var aramızda. Herkes evleniyor. Ben mesela Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'nun yataktan Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu olarak kalktıklarını düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum abi. Adamlar maşallah yani montajmış gibi yani. Yani ben mesela hiç bunların pırtladıklarını düşünmüyorum evde. Ben de abi haklısın. Evet. Kesinlikle. Eğer öyle bir şey yapıyorlarsa da çok güzel kokuyor. İçine mi pırtlıyorlar? İçlerine pırtlıyorlardır. Ya da hiç yapmıyorlardı. Yapıyorlarsa da muazzam kokuyordu falan. Kokuşmuşlar. Kenan İmirzalıoğlu kesinlikle yataktan Kenan İmirzalıoğlu. Ay bu konuyu değiştirseniz ay. Ya ben onu merak ediyorum çünkü. Yani Allah şey Allah. Nasıl oluyor başka acaba? Konu mu bir yok? De yani çünkü bir şey ama var. Net bir soru sor anlatmaya çalışayım. Yani senin beslediğin bir şöhretin var. Ne yani demek? Yani işte her gün biraz değil mi cilalamak gereken bir halkla ilişkileri olan yok, bir şeyler. Var ama var bu yani. Ya meslekte bir, var. Meslekte var. Yani onun için işte menajer var, onun için şu var bu var. Onun için her gelen yeni bir işte bu iş nereye götürür ne yapar filan yani. Benim öyle hesaplarım yok. Ben eğer senaryo geldiyse önüme ya hikayeyi ya karakteri mutlaka seviyorsam bir yerinden tutabiliyorsam o zaman giriyorum işin içine. Ama çok çok sene oldu. Biz seninle çok eskiden evet. Tanışıyoruz ve aslında Zaka. Çok tabii çok doğru bir çok doğru bir management yapılmış gibi böyle hiç yani. Abi. Evet ama o zaman yani şansın yaver gitmedi herhalde yani çünkü kabiliyetlisin falan anladım ama çok doğru gitti buraya kadar. Teşekkür ederim. Evet. Ya ve sanki çok iyi bir management yapılmış gibiydi hiç yani. Hiç abi. Hiç yani ben herhalde bu üçüncü defa başka bir menajer hanımefendiyle çalışıyorum. Hı. Hani olduysa diyelim ki o ilk menajerimden ayrıldığım zaman onun bir kopukluğa uğraması gerekiyordu. Hı. Ben gönlüyle hisleriyle hareket edilen bir adamım. Önüme bir senaryo geldiği zaman hangi kanalda ya da kim çekecek diye düşünmüyorum. Ben onun içerisine girip utanmadan korkmadan yeteneklerimi ortaya koyabilecek miyim diye tasarlıyorum. O da beni buraya kadar getirdi. Yani bir kalıp içerisinde şekli ya da efendim önümüzde hangi kanalda ya da hangi yönetmen çekecek tavrıyla hareket etmiyorum. Bir şeyim yok, taslağım ve şablonum yok açıkçası. Süper. Bülent senin Kadir'e göre biraz daha böyle serseri sanatçı halin var mı sence? Serseri sanatçı. Vallahi bilmiyorum ki. Ben daha savaş yol aldım herhalde yani işte. Kadir'le 2014 yollarımız kesişti değil mi? Evet. Yani o günden bugüne ne bileyim dışarıdan bir göz çok daha iyi değerlendirebilir yani. Ama setteki hali arada bir serseriliğe kayıyor. Ondan sonra tatlı bir espri anlayışı var. Ve evet haklısın ya doğru aslında tespit. Aslında size söyleyeyim mi? Kimin hiç kaderi ve kariyeri hiç managementlanmamış Seyyal'in? Benim. Evet. Hiç managementlanmamış. Hiç. Gerek, gerek yani ülkenin ben. Tarihi gibi darbeler evet. Olmuş. Her şey. Şu olmuş, bu aklına olmuş aklına gelebilecek falan her şey. Ve tamamen yani mesela bana hep öyle geliyor. Doğal. Mesela şeyi hatırlasanız da. Mesela Cem Karaca'yı menajeri olan bir adam gibi düşünebiliyor musun? Vardı işte Mehmet Dalmaz. Ya da mesela Barış Manço'yu. Şimdi menajer dostum, diye senin kankam Mehmet Dalmaz onun ilk menajeriydi. Ama onun uzun yıllar. Aynı şeyi ama bahsetmiyoruz. İşte evet ben de onu yani o işiyle ilgilenen bir kol olarak düşünüyorum yani, ben sen tamam, menajer. Evet, tamam ama konser ama bir dizileri bağlayan getirmiyor bir menajer. Prodüksiyon. Hayır. Yapanlar var bunu. Yani hayatım bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Bizim kuşakta zaten birine
menajer falan filan olması mümkün değil insanın. Çünkü bizim kuşakta bir yeteneğin varsa, kendinde bir şeyler varsa sen kendinle ortaya çıkıyorsun. Bir menajer seni aldayıp pullayıp bilmem ne yapıp ortaya çıkaramaz. Yani bizim kuşakta o yok. Ya da uzun süre aynı paketle satamaz. O yok, satamaz. Evet, her şey değişti. Şimdi, evet. Şimdi değişti. Sevalar kumpanyada her şimdi paket oyun oynuyoruz. Orada biletliğim var benim. Müthiş reaksiyon oluyor mesela. Neden o kadar müthiş reaksiyon oluyor? Diyorum ki eski Yunan'da geçiyor çünkü metin. Menajer diye bir şey keşfettim falan diyorum. Ben danışmanım. Evet. Menajer mi diyor? Ha. Evet. Kendisi isminden de havalı filan dediğim anda ortam yıkılıyor. Ama abi. Hollywood çünkü böyle başka bir durumdayız işte, artık gerçekten de yani. Şimdi çok da oyuncudan bile ya da şarkıcıdan bile daha havalı duruma gelebiliyorlar. Evet. Bir gerçeklik var. Evet, tabii ama ki, bu zamanlarda tabii ki. Hiçbir şey öyle değildi. Tabii ki değil. Doğru. Yani. Peki. 90'lardan Mame, sonra başladı. Şimdi 15 Nisan'da Turkcell Vadi'desin. Nerede o afiş? Bu sende de bir acayip seksi bir durum var yani böyle birazdan adamına saldıracak bir şey gibi durmuyor mu? Son elmayı ısırma abi. Isırma elmayı diye. Yani mükemmel değil mi? İnanılmaz bir afiş yani. Canım. Çok çok, çok seksi buluyor. Peki şu eski fotoğraflarına biraz bakalım bakalım. Ha canım benim. Güzel. Ama işte Mabel olduğu belli yani o kadar değişmemiş. Lise 2. Evet. Ah kahrolsun eski ergenlik. Bu da çok güzel işte. Çok şeker. Evet. Bak bak. Selamlar. Bu üniversitede. Üniversitede bayağı rock gitaristi gibi bir şeymiş. Evet, evet, evet. Klinikte fiş şeydim yani işaretli kişiydim. Dur! Bu ne ya? İşte budur ya. Evet, bu çok güzel. Ha? Tebrik ederiz. Çok güzel, evet. Ya, şahane. Sonuç budur yani. Evet. Hakkıyla alınmış ödüller. Evet. Evet. Bravo. Peki. Nereye koyacağımı bilmiyorum. Sende de öyledir mutlaka. Dolu her taraf. Bodrum'daki evde dolu burası. Ödül, 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 ödül. Ödül. Hocam kedi atamazsın da bulurlar atamam getirirler. Her taraf. Ay gerçekten. Yani. Evet. Bir de bizim zamanımızda şeydi hani oradan oraya oradan oraya turnelere gidiyoruz. İki ay sürüyor turneler falan her şehirde. Ay ödülleri de mi taşıyorsunuz? Veriyor ne yapacaksın yani tabii ki taşıyorsun yani her gittiğin yerde ödül veriyor. Ağır bir de ağır yapılır ki. Evet. Şu Acan'ım klibine bakalım. Sen de anlamadığın bir şey var. Sen... Bu çılgınlığınla şimdi bak bütün motifler aslında kıyafet motifi değil. Sen masa örtülerini, perdeleri filan da kullanıyorsun. Evet. Her şeyi bir araya süper, koyuyorsun. Atmıyorum. Ya, anladım. Hayır hayır. Yani mesela buradaki mesela bu üzerindeki bu kıyafetteki kumaşı. Kıyafet kumaşı değil bu. Bu masa örtüsü ya da perdelik hayır, ya da hayır, hayır, bu o Antep'te Antep özel kumaşı. Bir kumaş kut kutnu kumaşı kut, diye geçiyor. Kutnu. Tamam biliyorum o kumaşı ama bunu biz artık masa örtüsü olarak görüyoruz. Canım. Evet yani bu ya işte... bu şimdi bu kendi işini yani böyle bir çok cool işler yapıp orada bir yerden bir kiç bir şeyler ya, buluyor. Ya, ona böyle ya. Bir böyle bir rengarenk bir şekle sokuyor. Aynen. Ya belki bunda yanılıyorumdur. Genelde onu görüyorum. Evet, ben görüyorum senin gibi. Yani. Hiç yanılmıyorsun. Kutlu kumaşından David Bowie kesimli bir takım yapıldığını ben hatırlamıyorum daha önce. Bu ilk kez yapılıyor. Hayır yapılmadı. İşte geleneğin modernle yeniden çevirmek yani aslında gibi bir şey, bir şimdi bu bu tipin yani saçı başı böyle ve küpeli bir tipin bu ceketin içinde olmaması lazım. Hadi oldun, kına yapmaması lazım. Evet. Hadi yaptın, yanındaki bu kadınlarla durmaması lazım. Yani burada bir fotoğraf gösteriyor, çok çelişkiler yumağı. Sen de diyorsun ki Allah'ım çok karışık bir rüya gördüm falan gibi bir şeydesin yani. Yani burada aslında geleneğin içinden gelmiş ve orada büyümüş bir çocuk olarak her ne kadar farklı görünsem de hala geleneğin içinde olduğumu gösteriyorum. Evet evet. Aynen. Aynen. Yani. Ki memleket bu kadar hani kutuplaşmışken mesela birlik mesajı falan da taşıyor bence. Evet. Önemli yani. Evet. Evet. Devam. Asıl mesele şu arkadaki mesela şu yani. 80'ler bitini. Şimdi bak. Acayip bir dolap çok iyi. Şimdi kıyafetin yani şimdi bu. Efelerden efe. Esinlenmiş. Evet. Bu efe. Fakat şimdi bu kıyafetin giyildiği dönemde şu kiç dolap takımı ve şu yani masa, şu sandalyeler ve bu masa onlar bu da bir şey. Yapay çiçekler de var abi çok şimdi, güzel. Evet yapay çiçek. Bunlar yok.
Sonra çocukluğa yani, duyulan bir hasret var, onu da her klipte ortaya çıkarttı. Aslında bütün o dekorasyon yapay çiçeklerle bile birbiriyle uyumlu olabilir ama oradaki uyumsuz Mabel zaten. Oradaki oraya tek uymayan şey Mabel. Ve öyle uyumsuz görünmek için de elinden geleni yapıyor ayrıca da yani. Devam. İşte bu da acayip. Bak yani hakikaten çok yani ben ama. Çok karışık bir rüya çok gördüm. Evet. Çok iyi, çok harika bir iltifat. Çok ya abi, çok acayip çok hakikaten. Benim 70'lerde senin işler de böyleydi. Benim hep böyleydi. Onun için diyorum yani ruhu bana çok benziyor. Şey gibi geldi bana mesela. Çünkü bağlamayı, zurnayı, karadavulları, evet, zılgıtları kullanan ilk modern müzikte ben yaptım bu işleri. Ve bu kıyafetleri dansçılara giydirip, kendim giydirip, kendi grubuma giydirip, böyle bir görsellik de Anadolu ve Batı'yı karıştırmak gibi bir çalışmayı yani o tarihte nasıl becermişsek becerdik vallahi billahi. Yani iyi ki yapmışsınız, hepimize ilham oldunuz. İyi ki de yapmışız yani vallahi. Bu Anadolu folk parçalarının sanki görseli gibi yani, evet, video klipleri. Evet, bence evet, bu bütün yani bugün ve gelecekte çok daha mühim bir sanatçı olacağını gösteren şey bence bu Armağan'la yaptığın söyleşte. Hala şarkıcı değilim bence. Kendimi daha çok bir hikaye anlatıcısı gibi görüyorum sözlerinde saklı. Doğru bence. Evet. Yani şarkıcılığı ben öğreniyorum bir kekemelikten gelen biri olarak. Yani 10 yıldır diyaframı öğrenmeye, hala anlamaya tam olarak onu yani yaşamaya çalışıyorum. Böyle doğuştan şarkıcı arkadaşlarımı çok kıskanırım içten içe. Ama işte bunun da bende yarattığı başka bir paten var ve o da bu müziğin bir parçası oldu. Şimdi şu Can Şengün'le onun sıkı fıkı videolarında söylediğin tüm sevgililerimden bir süreliğine nefret etmişimdir. Çünkü aşk dediğimiz şeyin her an her şeye dönüşebilme ihtimali var. Yani içinde her şeyi barındırıyor. Bu her an her şeye dönüşebilmesi aşkım yani ve sevgiliden nefret etmek mesela bu çok çok bu geçmiş bir duygu. Evet. Ya orada böyle bir oyun vardı. Aşk mı nefret mi falan filan böyle bir soru sormuş. Ama şöyle bir şey bu. Yani ben mesela işte bunları mesela istiyorum şarkı sözlerinde yani böyle yaklaşımları. Çünkü herhalde müzik duymaya başladıktan sonra son 50 küsür senemi çok düz şeylerle geçirdim. Yani bu ilk başta işte çocukken duyduğum İngilizce ya da Türkçe şeylerle işte valsler, tangolar, Şecahattin Tanyer'le işte Erol Büyükburçlar bilmem ne Türkçe duyduklarım. Sonra işte İngilizce müzikler falan duydum. Ondan sonra duyduklarımı hepimiz duyduk. Sonra bir Yonca Evcimik'in abonesinden sonra bir Türk popu ve abstraktı sözler dünyası başladı. Ondan sonra aşkla ilgili her şey çok düz oldu. Öp, muç, falan böyle bir şey oldu. Evet, öyle bir yani çok düz geçirdim. Yani benim sana karşı hayvani bir arzum var. Evet. Sen de bana gel. Anlatabildim mi? Ya böyle bir şey oldu. Bir de artık sen bana gelmiyorsan Allah senin şöyle de böyle de belanı versin. Evet, kahırlar içerisinde, evet, alev alev yan, cehennemlerde, kaynak kazanlarda filan. Şimdi yani birisinin daha böyle sofistike bir şey söylemesine ihtiyacımız var. Evet, kesinlikle. Yani aşk çok öznel bir şey bence. Mesela o çocuk ben o şarkıyı dinledim 90'lardaydı. Ne bizim çok seviyorum çocuğu. Neydi adı? Pantolonunu sevdim çıkar onu güzelim diye başlayan bir şarkı. Neydi o? Söyle çocuğun adını. Gökhan Tepe. Ha Gökhan Tepe. Mesela dedim ki yani eğer bu kadar muç muç falan bir şey olacaksa işte budur. Yani bundan hemen. Evet. Net. Yani, ne, yani o zaman böyle bir hani sofistike olmamıyorsa da bu yola gidelim. Netlik. En azından. Yani en azından bu olsun. Ya da ya da hakikaten aşkla ilgili falan çözülmesi zor, şairane şeyler yazılsın yani. Anladın mı? Evet.
o duygu eksiği çok var şu anda yani. Yani ya bir müziğin içinde çok var. Çok rastlamıyoruz. Çok var. Türk doğru. Pop müziğinde. Doğru, evet. O yüzden zaman... başkalarının yazdıkları bize mesela İngilizce söylediği çok sofistike geliyor. Evet. Bu ne demek istemiş evet, acaba? Evet. Yani evet. Çok büyük şairler, yazarlar gelmiş geçmiş tabii Türkçe pop. Yani Türk pop tarihinden de bence Aysel Gürel gibi, evet. Sezen gibi çok şükür yaşıyor hala. Yani bir sürü insan var şu an sürekli masaya çarpıyorum. Ve aslında aşkı bütün yönleriyle, başka başka yönleriyle anlatıyor bu insanlar. Yani sadece karşıya atfedilen bir şey değildir. Aslında içeride yaşanan da bir şeydir ya ve bir projeksiyondur öyle, aslında. Öyle yaşadıkları için öyle aktarabiliyorlar ya artık bence... Aşkı öyle yaşayan çok insan kaldığını düşünmüyorum. Evet, jenerasyon gereği yani. Öyle çok değişti. Aşkın da şekli nasıl, değişti. Nasıl, yani. Nasıl yaşanmaz? Ben buna inanmıyorum bu arada. Yani nasıl yaşanıyor birbirine acaba? Her türlü çekemiyorsanız telefon sizin yani yaşanıyor. Merak ediyorum. Yani her türlü aşk şeyin nasıl her yaşanıyor? Yaşından kurtulup insanlarla ya tanışmak şuna. Çok daha hoşuma gidiyor. Ama benim mesela jenerasyonumla konuşmam çok zor oluyor genelde. Yaşıtlarımla arkadaş olamıyorum. Seks çok azalmış zevk evet, şu evet değil mi öyle bir onu şey var. Onu bütün ama ha. Ben Türkiye'den bahsetmiyorum. Tabii, ben dünya. Amerika'daki araştırmalardan evet. Bahsediyorum. Hatta bununla dalga geçiyorlar filmlerde bilmem ne falan. Bunlar sevişmesini bilmiyorlar diye. Daha doğrusu kızla oğlan işte ya da diğer şeyler yaklaşımlarla. Yani mesela bir odada baş başa kaldıklarında... ve ergenliği geçmiş insanlar artık belki biz yokluk içinde yaşadık ondan böyle. Yani biz böyle baş başa güzeldi kalınca üpü mü falan bizde mi? Yani, o demek ki bizde varmış. Bunlar baş başa kalınca pizza söyleyelim evet. Mi filan durumuna çünkü geçiyorlar. Yasaklar yani. Yok olmuş ha? Oluyor. Yasaklar ha? Yok değil olmuş bizde, oluyor. Yasaklar bizde, kalkınca. Mesela ben hala seninle evet. Baş başa kalsam asansör. Ne yapacağını bilemiyorsun ya, değil mi? Ne oluyor lan filan. Bir aklımdan geçiririm yani. Doğru. Sen de geçirmez misin? Geçirirsin tabii. Evlenme yaşı da mesela bundan 30 yıl önce çok küçüktü çünkü. Sevişmek istiyorlar atıyorum. Şimdi öyle değil ki 35-40. Sevişmek çıktı. İsteyenleri evlendiriyorlardı. Evet. İşte onu diyorum yani. Ve o evlilikler çok uzun sürüyordu. Mecburen. Çünkü çünkü sevişmek isteyenleri evlendirdikleri için sevişiyor. Evet. Niye ayrılsın? Zaten şimdi ona diyor sevişiyor. Ki yani evet. En iyi seviştiğimle evleneyim var mesela şu anda. Yani sevişiyorlar anladın yani sevişiyorlar şimdi o abi, zaman evet. Şimdi gidip bir yerden bir şey almıyorsun yani uygulamalar her şeyi önüne seriyor mesela kaç tane evet. Fritöz var Türkiye'deki dünyadaki bütün fritözleri en uygun fiyatla sana uygun bir şekilde önüne koyuyorum en iyi fritöz evet. En ucuza fritöz falan filan ya ortada her şeyi gibi. Açık açık çok var şimdi al alabildiğin kadar sevişilecek bir kişi var evet onunla sevişmek istiyorsan evlen ama bu da kulaktan kulağa. Mesela şimdi sosyal medyayı açtığında nasıl olması gerektiği herkes tarafından konuşulabilen bir konu. Yani değil mi? O bizim zamanımızda konuşulmuyordu. Konuşulamazdı zaten. Konuşulabilir miydi Okan? Konuşulamazdı. Ha? Program bitiriyorum. Gençler çok terbiyesiz. Programın ahlakı kaçtı hakikaten.